Peki hocam, safra kesesi alındıktan sonra safra kanalında taş oluşur mu? Şimdi oluşabilir. Cevabı bu. Biz tabii yıllardır, ben de yılların cerrahı olduk. Biz de çok yaşımız ileri de olmasa çok sayıda ameliyat yaptım şimdiye kadar. Bir sürü de safra kesesi ameliyatı yaptım. Ben şuna çok dikkat ediyorum. Biraz evvel bahsettiğim gibi kişinin safra kesesi taşlar küçükse bunun ana kanala düşmüş olabileceğini mutlaka düşünmek lazım. O durumda MR kolanjo denilen bir ayrı yöntem var. Ana safra kanalını da gösterir. MR çekiyorum ve hatta karaciğer enzimleriyle durumu check ediyorum. Eğer varsa orada taş, RCP denilen özel bir yöntem vardır. Ağızdan endoskopla girilip, duodenoskopla ana safra kanalının bağırsağı açıldığı kanal ağızdan içeri girilip o kanal temizlenir. Böylece safra kesesi alınınca ana kanal çalışacak ya, o ana kanalın sağlam olduğundan emin olmuş olur. Ve sorunuzun cevabı şu, doğru olabilir. Genelde kural şudur, safra kesesi ameliyatından sonra birkaç ay içerisinde böyle bir şey geliştiyse o ya önceden vardır ya ameliyat esnasında düşmüştür, kabul edilir. Ameliyattan 2 yıl sonra primer safra kesesi, safra kanalı taşları oluşabilir. Safra kesesi önemli bir organ. Çünkü görevleri de çok önemli. İşte yediğimiz yiyecekleri öğütüp orada hani vücudun rahatlaması için. Evet. Önemli bir organ, yani görevleri de önemli. Görevleri de önemli ama vazgeçilmeyecek gibi değil. Yani çok öğütmede değil de, evet. Yani çok ağır yemekler yendiğinde, dedim ki safra kesesi alındıktan sonra beni ne bekliyor diye soruyor hastalar. Evet. Veyahut da ben bir eksiklik olacak mı, işte yağlı yemekler yiyebilecek miyim, yumurta yiyebilecek miyim ya da alkol alabilecek miyim gibi şeyler falan. Tabi halk arasında bir sürü bununla ilgili şey de var, hurafeler. Esasında benim 1-2 ay kadar şuna dikkat etmesi söylüyorum hastalara, yağlı yumurta kızartma yenmemesi. Safra kesesi yağlı yemekler yendiğinde içindeki safrayı kendini sıkıp boşaltarak yağın hızlı şekilde enzimsel olarak parçalanmasına neden oluyor. Böylece daha rahat sindiriyor kişi. Yumurtadan uzak duracağız. Ama safra kesesi rahatsızlığınız varsa uzak duracağız. Evet, yumurtadan. Yoksa işte yumurta yemeyin demiyorsunuz. Hayır, evet. Ama yani ben mesela böyle ameliyat ettiğim hastalardan eşleri falan söyler. Bu der örneğin. Böyle bir amcaya ameliyat etmiştim de Ayşe teyzenin eşini. Cebinde yumurtayla dolaşır. Yani o kadar çok yumurta yiyen insanlar seviyorlar yani bazıları da. Günde 3-4 yumurta falan. Öyle insanlardan safra kesesi taşı olmasına şaşırmamak lazım. Yani bazen de çok da bakmamak gerekiyor. Evet. Hani her şeyin azı karardır, fazlası zarardır diye. İşte o zararlardan biri de bu diyebiliriz. Doğru, evet.